Herkese merhaba. Patos sarmaşığı ile ilgili bilgi vereceğim. Patos sarmaşığı nasıl çoğaltılır? Onunla ilgili kısa öz bir video hazırlamak için karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bitki patos sarmaşığı. Türkiye'de salon sarmaşığı olarak da bilinen bir sarmaşık. Yeşil yapraklı, yaprakları alacalı oluyor. Alacalı olmasının sebebi güneş ışık bol alıyorsa alacalı olur. Güneş ışığı azalıyorsa daha yeşil yapraklı olur. Faydalı bir bitki, evin içindeki havayı temizleyen bir bitki. Şimdi nasıl çoğaltılır onunla ilgili bir video hazırlayacağız arkadaşlar beraber. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şuradan ben kesmişim çoğaltmak için. Kestikten sonra şu şekilde görüyorsunuz sürgünler oluşmuş arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Buralardan yapraklar çıkacak. Şimdi biz bunlardan tekrardan faydalanacağız. Ve şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın. Şöyle bir dal var bakın. Daha sarı, cansız. Bunları çoğaltmada kullanmayın. Çünkü bunlar çok fazla köklenmiyor. Çok fazla verimli olmuyor. Daha çok şu tarz yapraklar. Kalın yapraklar. Şöyle göstereyim. Bakın. Daha zaten serttir zaten. Bu da nereden köklenme oluyor? Bakın şöyle yakından göstereyim. Bakın şuralarda hava kanalları var. Bakın şunlar, şu siyahlar var ya, hava kanalları. Bunlar kökün çıkacağı yerler. Şimdi biz o yüzden ne yapacağız? Şimdi şuradan hemen bir tane alayım bakın. Şimdi zaten bu hazır filizlenmiş. Bakın şuradan şu hava kökleri, bakın şunlar. Şuradan su kaybetmemesi için şöyle 1 santim yanından şöyle kestik. Bakın. Şu şekilde aldım. Bu birincisi. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi fark kaldı. Şunu alıyoruz. Kesiyoruz. Tekrardan. Şuradan aldık. Bakın bu ikincisi. Şuradan tekrar alıyorum. Ve dipten alayım size daha yakından göstermek için. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Şunlar buralar elimle gösterdiğim yerler, bakın şuralar. Hava kanalları buralardan köklenme olacak. Ve şu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada koyalım. Hemen hızlı hızlı vaktinizi almak istemiyorum. Hemen kesiyorum. Hızlı hızlı. İki. Şuradan bir daha aldım. Şuradan aldım. Bakın şu uzun kalıyor. Bu şekilde uzun kalmasın. Şimdi şu şekilde aldık. Bunları da kenara koyduk. Şimdi bir dal daha seçelim şuradan. Bakıyoruz daha güzel. Şöyle canlı bir dal. Zaten bunlardan almışım. Çünkü diğerler çok cansız olduğu için. Bakın şöyle bir dal daha. Bunu da dipten alıyorum. Bu aldığımız yerlerden tekrardan dallar çıkacağı için köklerden yine faydalanmış oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Şuradan bir daha aldım. Şunu şöyle kenara alıyorum. Daha net sizlere göstermek için. Şunlar hazırladıklarım. Bakın burada da kestiğim yerden, görüyor musunuz? Kestiğim yerden önceden, yaklaşık bir ay önce aldığım yerden tekrardan filizlenmiş. Bakın. Kestim. Düştü. Şuraya kalıyor. Bakın yaprağım. Hafiften çapraz da alabilirsiniz. Attık. Hızlı hızlı alıyorum. Aldım. Dikkat ediyor musunuz? Bakın çok fazla uzun bırakmamaya çalışıyorum.
Aldık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu iki türlü köklendirebiliriz. Bir suda bekletip köklendirebiliriz. Bir diğer yöntem de direkt toprağa ekebiliriz. Ben direkt toprağa ekiyorum. Yani çok da fark etmiyor. Yani şu şekilde bir suyun içerisine koyup köklendirebilirsiniz. Ama ben direkt toprağa ekeceğim. Şöyle önceden hazırlamış olduğum saksı toprağı. Bu toprağın içinde ne var derseniz perlit var. Tarım perliti, bakın şu beyazlar perlit. Torf var. Ve kokopit var. Her zaman aldığım bir yerden alıyorum. Bakın bu şekilde. Parmağımla çok az yer açtım. Şu şekilde koydum. Parmağımla yer açtım. Bu şekilde koydum. Bu şekilde yer açıyorum. Bu şekilde koydum. Saksılara 4'er tane için. Fazla da ekebilirsiniz. Daha şık durur. Bu şekilde ektim. Bu şekilde koydum. Olay bu arkadaşlar. Ne yapıyoruz bunu? Şu şekilde biraz toprağına. Bu işlemi ilkbahar aylarında yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü bitki daha çabuk büyür. Sonbahar aylarında yaparsanız sıcak, nemli bir ortamda olursa daha hızlı bir şekilde gelişir. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir saksıyı alabilirsiniz. Şık duruyor. Evin havasını temizliyor. Yeşili sevenler için önereceğim bir bitki. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olursanız beni de takip ederseniz sevinirim. Hepinize teşekkürler.